Merhaba sevgili öğrenciler, nasılsınız? Bugün eğer kalemlerimiz hazırsa resim çizmeye başlayabiliriz. Tabii ki benimki her zamanki gibi hazır. Bir tane kalem. Olmazsa olmazımız bir tane kağıt. Gene olmazsa olmazımız bir tane silgi. Bunlar hazırsa çizmeye başlayabiliriz. Bugün sizlerle birlikte bir göz çizimi yapacağız. Göz çizimi yapmak için ilk önce bir şu şekilde bir çok bastırmadan bir yer çiziyorum. Sonra buna bir yuvarlak. Bu yuvarlağın dışından devam ettiğini düşünerek bu şekilde çiziyorum. Sonra kuş gagası gibi bir gaga buraya yapıp buradan çizdiğim çizgiyi üst tarafta çizdiğim çizginin altına kadar bırakıyorum. Bunu da üstüne koyuyorum. Sonra gene bu büyük çizdiğim yuvarlağın içine bir tane başka küçük yuvarlak çiziyorum. Sonra gözümüzün altında göz kalınlığımız var. Onu vermek için bir ince bir kalınlık vermek için bir çizgi çiziyorum. Kalınlığımız ince olacak yalnız. Sonra burada gölge ve burada bir gölge ve gözümüzün üstünde yer alan çizgiyi vermek için burasıyla biraz aralık bırakarak çiziyorum. Buraya geldiğimde bunu biraz burada çizdiğim çizgiye yaklaştırıyorum. Çizdikten sonra tabii bu beyaz alan olacak şu gördüğünüz yer. Bu beyaz alan bu kuş gagası gibi çizdiğim yerden çiziyorum ki burası beyaz alan olsun. Aynı zamanda burada da çiziyorum. Burası beyaz alan olsun. Şimdi ışık ve gölge işlemlerine başlayabiliriz. En koyu yapacağım yer burası olacak. Çünkü gözümüzün o alanı, yuvarlak alanı biraz daha koyudur. Şurada küçük bir beyaz alan bırakacağım. Bu resmin o şekilde ışık ve gölgelendirme yaparak devam edeceğim. İlk başta buraya bir beyaz alan dediğimiz gözümüzün içindeki beyaz alana bir koyu değer bir yapıyorum. Sonra ondan biraz alt tarafa koyu değer yapacağız. Sonra bu çizgiyi biraz daha öne çıkarmak için buraya bir koyu değer. Sonra burayı biraz daha koyulaştırıyorum. Sonra burayı biraz daha koyulaştırıyorum. Burasını koyulaştırdığım için buraya biraz gri ton yapmam gerekiyor. Sonra buraya biraz daha dıştan içe doğru koyulaştıracağım. Sonra gene buradan dıştan içe doğru bir koyulaştırma yapacağım ama bu tarafını biraz daha koyulaştırarak devam edeceğim. Burada biraz gri tonlar. Sonra şurada bir koyulaşma hissi.
Oraları biraz daha koyulaştırıyorum. Çünkü gölgelendirme yapınca oradaki koyunluk ve oradaki belirginlik kalmadı. O yüzden orayı koyulaştırarak biraz daha belirgin hale getirmek istedim. Şu alt tarafı çok küçük oldu. Buraya biraz daha koyulaştırıyorum. Bu yuvarlak biraz daha koyulaştıralım. Buradaki koyuluğu biraz daha arttırıyoruz. Sonra kalınlık hissini vermiştik. Onu ne yapıyoruz? Biraz alt tarafına koyunluk yapıyoruz. Şuraya da biraz koyulduk. Şimdi sıra kirpiklerde. Kirpikleri yukarıda bir tane yay çizmiştik. Onun yanından başlayacağız yukarıya doğru. Yukarı doğru yay çizerek bırakacağız. Sonra bu tarafa geldik mi onları kısaltalım. Kirpikleri koyduğumuz zaman şuradaki koyu değeri biraz daha arttırmam gerektiğini düşündüm. Onu biraz daha arttırıyorum sonra alt tarafına. Koyunluklar koyuyorum. Sol tarafa doğru geldim mi? Koyduğum kirpikleri daha kısa yapıyorum. Burası altındaki gözün kalınlığı olduğu için buraya herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunlar arası çok seyrek olduğu yüzden biraz daha sıkılaştırmak istiyorum. Resmime uzaklaşıp bakıyorum. Herhangi bir eksiğini göremiyorum. Gözüm de bitti. Sağlıkla kalın. Ellerimizi yıkamayı unutmayalım.